Merhaba, bugün inceleyeceğin çok özel bir ayakkabı var elimde ve bunu mutlaka sizinle paylaşmak istedim. Çünkü her yerde, özellikle Türkçe hiçbir kaynak yok bunlar hakkında. Ben de insanlara hani biraz daha bunları aşina olmasını sağlamak istediğim için o yüzden sizinle bu ayakkabıyı incelemek istedim. Ve bugün elimde Air Jordan 4 Off-White Sale modeli var. Hadi incelemeye başlayalım. Öncelikle kutu Off-White kutusu. Off-White'la işbirliği olduğu için genellikle Off-White'la işbirliği olan Nike ve Air Jordan'larda bu delikli tasarımları kullanıyorlar. Kuların tasarımında. Bu arada bu ayakkabılar kullanılmış ama temizlenmiş ayakkabılar. O yüzden hani baştan söyleyeyim size. Sonra sorabilirsiniz ama yine de bu bizim yapacağımız incelemeyi etkilemiyor. Aynı zamanda bu ayakkabıları bize sağladığı için Hype Merch'e çok teşekkür ederim. Onların da sitesinden yüzlerce limitli sneaker'a ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda orijinallik kontrolüyle de bunlara sahip oluyorsunuz. Aşağı açıklamalara bırakıyorum. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Sınırsız bütün ayakkabıları bulabilirsiniz orada. İncelemeye başlayalım isterseniz. Çünkü biliyorum siz de çok sabırsızlanıyorsunuz. Ben de şahsen öyleyim. Çünkü gerçekten benim kişisel olarak favori Off-White ayakkabım olabilir. Çoğu insanın da buna katılacağını düşünüyorum. Bu ayakkabılar Off-White'ın yani Virgil Abloh'un Air Jordan'la beraber yaptığı 3. Air Jordan silüeti. Ve gerçekten aralarındaki en beğendiğim olduğunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hemen kutusunu açarak başlayacağım size. Çok fazla uzatmayalım. Kimse uzatmayı sevmez. Ayakkabıları çıkarttım ve gerçekten gördüğünüz üzere şaheser, yani keşke benim de olsa diye baktığım bir ayakkabı. Virgil Abloh'un Nike'la hatta Jordan markasıyla beraber yaptığı 3. ayakkabı silüeti. Ve gerçekten benim gözümde bundan sonra yapmaya devam ettikleri arasında da en iyi olduğunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda ayakkabı, ikisini de çıkartayım size öyle anlatayım. Ayakkabı böyle bir Off-White damgalaması olan şeffaf bir plastikle geliyor. Normal kese kağıdı formundaki kağıtlardansa bununla geliyor. Aynı zamanda ayakkabılar 3 bağcıkla beraber geliyor. Bir tanesi mint denilen bir renkte. Bir tanesi bej rengi. Daha çok böyle beyaza yakın ama tam beyaz değil, kırık beyaz olarak yani Off-White olarak size tarif edebilirim. Bir tanesi de siyah. Hepsinin üzerinde de shoelaces yazıyor. Aynı zamanda da bir bu tagle beraber geliyor. Bu da zaten Jordan 4'lerin genellikle çoğunda bulunan bir tag ama Off-White Jordan 4'te bu şekilde geliyor. Ben size zaten bu bağcıkların ve bu etiketin şeyi, detaylarını göstereceğim. Siz oradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayakkabılar bu şekilde. Gerçekten hani aslında tek bir renk kullanılıp bu rengin materyallerin kullanımıyla birden fazla tona sahip olmuş gibi gösterilmesi bence çok hoş durmuş. Çünkü gerçekten hani tek bir renk olmasına rağmen ayakkabı materyallerinden dolayı size farklı renkler kullanılmış hissiyatı yaratıyor. Bu da bence bu tasarımın güzelliğini arttıran bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Topuk kısmındaki Nike Air yazan kısım şeffaf. Aynı zamanda artık iç kısmında tam şeffaf değil ama yarı şeffaf diye söyleyebilirim yani. Topuk kısmına denk gelen yerini iç kısmındaki materyali gösteriyor. Aynı zamanda üzerlerinde ağ kaplama var etiketinin ve aynı zamanda burun kısmında da o ağ kaplamayı görebiliyoruz. Bunun fitilleri çıkıyor ve bu da işte birazcık daha o deconstruct görünümü, yani sanki ayakkabı yapılıp tam tersi çevrilmiş gibi, yani işi dışına çevrilmiş gibi olduğunu söyleyebilirim. Bu Off-White Jordan'larda zaten Jordan 1'den itibaren bu yapıldı. Hatta bütün Off-White Nike işbirliklerinde bu yapılıyor. Hatta şu kısmın normalde bu ayakkabılar yapılırken bu şekilde dikilip ondan sonra tersi çevrilip bu görüntüyü elde etmesinden dolayı bu şekilde kalıyor. O yüzden aslında bu görüntü bu görüntünün tam zıttı olduğunu söyleyebilirim. Yani içinin dışına çıkmış hali olduğunu söyleyebilirim size. Aynı zamanda bu ayakkabının gelmiş geçmiş en iyi Jordan silüetlerine, tabi bu tartışma açık bir söylem ama bana göre gelmiş geçmiş en iyi Jordan silüetlerinden birine yapılmış olması görüntüsünün güzelliğini arttırıyor. Yani onu ben kendi kişisel fikrim olarak size söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii ki bu tabanındaki hava ünitesini de görebiliyoruz. Tekrardan bu Jordan 4 Tinker Hatfield'ın Jordan 3'te tasarladı ve Jordan 4'e de aktardı. Görülebilir hava ünitesini bu ayakkabıda da görüyoruz. Aynı zamanda topuk kısmında bej rengi üzerinde siyah yazıyla tırnak işaretleri içinde Air yazısını görebiliyoruz. Yani bu hava ünitesinin burada olduğunu eğer fark etmemişseniz bu yazıyla anlayabiliyoruz. Aynı zamanda bunların da bağcık olduğunu mesela anlayabiliyorsunuz üzerinde yazdığı için. Ayakkabının dil kısmında normal Jordan 4'lerde olduğu gibi Air Jordan yazısı ters yazıyor. Bunun aslında nedenini ben size eğer bilmiyorsanız anlatayım. Tinker Hatfield bu ayakkabıyı tasarlarken dil kısmının içe doğru katlanacak şekilde olmasını tasarlamış. Hatta Union Jordan 4'lerde bu dil kısmı dikili şekilde, tam tersi çevrilip katlanıp dikili şekilde geliyordu. İsterseniz açabiliyorsunuz onları. Bu da aslında o zamandan beri süre gelen Air Jordan 4'ün bir simgesi aslında. Bu size bahsettiğim az önce her kullanılan materyalin ufak da olsa bir ton farkının olması gerçekten hani baktığınızda, dikkatli baktığınızda gözünüze batan bir, gözünüze çarpan bir detay. Aynı zamanda kullanılan deri o kadar yumuşak ki sanki süet kullanılmış gibi hissettiriyor size. O yüzden gerçekten çok yumuşak bir deri. Ve bu deconstructed görünümü tekrar bu bağcık kanatlarının yan kısmındaki ayrılan parçadan da görebiliyoruz. Ayakkabının zaten baştan sona tasarımı yapısının içten dışa çevrilmiş olması yönünde olduğu için ayakkabının tasarımındaki dil de bu yönde ilerliyor. Off-White'ın her zaman artık klasikleşmiş olan
yazısını bu ayakkabının A kısmının içinde görebiliyoruz. Burada Off-White'ın Nike'ın ana merkezinin konumu ve işte Nike Air Jordan, Off-White falan filan bu detaylar yazıyor. Zaten bunu diğer Off-White Jordan'larda ve Off-White Nike işbirliklerinde görmüştük. Aynı zamanda Jordan 4'lerle alakalı size eğer Jordan 4 tarihi videomu izlemediyseniz onu da buradan izleyebilirsiniz. Topuk kısmındaki parça Michael Jordan'ı temsil etmesi için tasarlanmış. Michael Jordan basketbol oynarken hani bu size fun fact of the day olarak söyleyebileceğim bir şey olabilir. Michael Jordan basketbol oynarken hep dili dışarıda oynadığı için sanki Tinker Hatfield'ı kafasının üstten kuş bakışı görünümünü düşünerek şey yapmış. Bu kısmı kafasını, bu kısmı da dilini temsil ediyormuş. Bu da size böyle bir bilgi olsun. Aynı zamanda ayakkabının alt topuk kısmında 4 farklı renk var. En arka kısmında ve en ön kısmında bej rengi kullanılmış. Aynı zamanda en ön kısmındaki kavrama materyalinde de, yani zemini kavraması için yapılan materyalde de mint rengi kullanılmış. Bu kısmı şeffaf bir taban. Aynı zamanda burada beyaz bir plaka olarak görebiliyoruz taban kısmını. Taban kısmı bu 4 parçadan oluşuyor. Tabandan yukarıya çıktığımızda ayakkabının ön kısmını, burun kısmını çevreleyen bir ağ var. Ve bu ağ normal derinin üzerine tekrardan dikilmiş. Ve uçlarından çıkan fitilleri buradan görebiliyoruz. Onun üzerinde o size az önce bahsettiğim yumuşak deri. Onun üzerinde de bu bağcık bağlamak için olan plastik kısımlar var. Bu bağcık bağlama kısımların sayesinde de bu arada 18 farklı şekilde bağcık bağlanması sağlanmış zamanında. Onu da dediğim gibi az önce izlemediyseniz eğer Jordan 4 tarihi videomdan Jordan 4'ün tarihini izleyip buraya gelirseniz çok daha etkili olur sizin için. Oradan izleyebilirsiniz. Gerçekten bu arada yani benim şahsi favorilerimden biri, yani özellikle Off-White Jordan'lar arasında en beğendiğim olduğunu net şekilde söyleyebilirim size. Özellikle giyim kolaylığından dolayı da çoğu insanın favorisi olduğunu da tekrar size söyleyebilirim. Şuna baktığınız zaman yani kötü bir şey gözükmüyor yani bence. Aynı zamanda Jordan 4 Shimmer'da alabilirsiniz eğer ucuz bir alternatifini arıyorsanız. Onu da aşağıda Hype Merch'ten falan bakabilirsiniz. Eğer Air Jordan 4 Off-White Sale'ı almak isterseniz de piyasa fiyatı 1100 ile 1500 dolar arası civarlarında. Ama numara büyüdükçe fiyat artıyor çünkü sadece kadın numaraları olarak piyasaya çıktı. Yani kadın numaralandırmasıyla piyasaya çıktı. O yüzden yani numaraları yükseldikçe fiyat da ona göre artıyor. Mesela benim numaram 47.5 normal şartlarda 5000 dolar civarında. Yani normal şartlarda 1100-1500 dolar arasında olan bu fiyatlandırma numara arttıkça büyüyor. Yani fiyat da artıyor. O yüzden hani büyük ayaklıların gözleri yaşlı. Mesela gerçekten hani bu ayakkabılara sınırlı sayıda olmasının yanı sıra gerçekten bir işbirliği ayakkabıya verilmesi gereken önemin verildiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kullanılan materyaller hem kaliteli hem yumuşak. Gerçekten size verdiğiniz paranın hakkını verdiğini hissettiriyor. Çünkü bu aslında piyasaya çıktığında da sanırım yanılıyor da olabilirim ama 200-210 dolar civarı bir fiyata çıktı. Zaten Jordan 4'ler de artık o fiyatlara piyasaya çıkmaya başladı ama piyasaya çıktığı zaman da Jordan 4'ler 180 dolar civarlarında piyasaya çıkıyordu. Sonuç olarak gerçekten size bahsettiğim o işbirliğinin hakkını verilmesi konusunda bizi yüzümüzü kara çıkartmayan bir ayakkabı. Sence nasıl abi? Bence çok güzel ayakkabı. 10 üzerinden? 10 üzerinden 11. 10 üzerinden 11. Sence abi kaç 10 üzerinden? Biri 10 verirdi, biri 10 verdi. Sizin kaç veriyorsunuz hemen yorumlara yazın. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Benim Off-White Jordan işbirlikleri arasında favorim olduğunu söyledim size. Sizin favoriniz bu ayakkabı mesela. Onu da yorumlara yazın. Veya başka bir favoriniz varsa onu da kesinlikle söyleyin bana. Hep beraber aşağıda konuşalım. En iyi Jordan Off-White işbirliği ayakkabısını beraber karar verelim. Aynı zamanda bu arada başka incelememi istediğiniz ayakkabı varsa mutlaka söyleyin onu da. Yorumlarda yazın. Ve buraya kadar izleyip videoyu da beğendiyseniz, videoyu beğenip kanalıma da abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.